Herkese merhaba Diyetteki sosyal kanalıma hoş geldiniz. Sabahları Türk kahvenizi limon için 7 günde karın yağlarında kurtulun diye bir tane kahve tarifi vereceğim. Ee, karın yağlarınız kalmayacak arkadaşlar. Çok güzel ee, içebilirsiniz. Tansiyonunuz yoksa belirteyim. Ee, ben size örnek olarak bir kahve gösteriyorum. Tansiyon düşüklüğünden dolayı. Ben tüketemiyorum. Aynı zamanda bir detoks sularınızı Ahmet Apa yapsanız da, aralıklı oruç yapsanız da, karatay diyeti yapsanız da bu tarz içebilirsiniz. E, limonu normal e, bardağımın içine sıkıyorum. Diğer taraftan da tabii ki kahvemi hazırlıyorum. E, düğmesine bastım ve kahvemi yapıyorum. Bakın bunlar çok önemli. E, böyle işte limon, e, Ahmet Aпадa servis içi biliyorsunuz. Aralıklı oruçta bunları böyle kullanırsanız mantıklı bir şekilde. E, vücudunuzda yağ oranını artırabilirsiniz diyetinizle birlikte. Ondan sonra e, detoks etkisi yapacağı için e, toksinleri atıyor. E, ben bugün e, çok güzel e, bir kahvaltıyla sizinle birlikteyim. Arkasından da e, kısır yapacağım bugün. Onu paylaşmak istiyorum. Dolma yapacaktım. Evde birkaç malzeme eksik olduğu için haşladım ama sonradan aklıma geldi. E, eksik vardı o yüzden kaldı. Yoksa size güzel sarma saracaktım, onu da gösterecektim. E, ben bulgurla yapıyorum artık. Çünkü kendi beslenmem bulgurlu olduğu için öyle yapıyorum. E, etli, e, güzel, zeytinyağlı e, hepsi birlikte. E, çocuklar da seviyor, yiyorlar, sıkıntı etmiyorlar. Eşim de etmiyor. Zaten normalde her zaman bizim kendi yöresel e, yemeğimiz de bulgurluydu. Adıyaman besleneyim ben burada. Eğer Adıyaman'lar varsa yoruma düşsün besinlerde. Ee, ben biz tayıncı olduğumuz için e, il il geziyoruz yani gezeceğiz de daha nerelere gideceğiz ve ben her kültürü ayrı bir seviyorum onu da belirteyim yani buradan herkesin evinde yemek ayrı pişiyor sofrası ayrı tabağı ayrı e, ya bu bir kültür meselesidir kişinin, e, kişilerle alakalı o yüzden ben size sürekli söylüyorum evinizde e, nasıl yiyorsanız içiyorsunuz öyle bir göresel yemeklerinizi yiyorsunuz öyle beslenin diyorum. Benim artık son kilolarım olduğu için inatçı ve gitmiyor ama ben umutluyum. Mahmet abla kıracak o yüzden buradayım. Çok tırpalama gerek yok yani vücut vermiyorsa bekleyeceğiz. Şöyle güzel gördünüz gibi benim kahveler hep böyle köpürüyor yani. Bakın kahve açılır her sabah bir bardak içiyoruz ve yağları yakıyoruz. Bu detok suyunu da Ahmet Hapa'da içebilirsiniz. Ben biraz sakar olduğum için suyumu döktüm ama e, Ahmet da rahatlıkla içebilirsiniz. Şov yapmaya kalkarken işte böyle oluyor benim şovlarım yani. <laughs> Eğer Ahmet Hapa'da da rahatlıkla içebilirsiniz. Nane koyabilirsiniz. Zerdeçal, taze zencefil koyabilirsiniz. Geçen gün e, 40 kilo e, gider Ece var biliyorsunuz Instagram'da. Ece Dündar onun yaptığı bir tarif. Aslında o kırmızı biberin içinde koydu ama canı sıkılmış. Ben de ona özendim. Dedim ki kesinlikle bu tarifi de kızlarla paylaşayım. Ha yumurta salatası düşünün. Marolun arasına ben koydum. O da kapya biberin arasına koydum. Dünkü şey de çok güzeldi. Kapya biberli tost. Yağ yakımını da hızlandırıyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Bakın bağırsaklarınız çalışırsa gerçekten kilo vermeniz hızlanıyor. O yüzden o bağırsakları hep böyle mantıklı yiyeceklerle çalıştırın ki e, bağırsaklarınız çalışsın ve metabolizm hızlansın. Bu kahveyi yaptığım kahveyle birlikte de çok güzel gün boyu böyle yağ yakanacağınızı eminim eğer kilo vermenizi hızlandıracak, dinç tutacak, enerji verecek aynı şekilde o detoks suyuyla birlikte. Ee, biraz telefonumun şu an arızalı sizden özür diliyorum gürültü kalitesinden dolayı ama birkaç gün böyle bir hafta beni idare edin o değişecek sonra daha iyilerini alacağım daha iyi görüntü için uğraşacağım. Ee, şimdi ben e, tok tutan yiyecekleri tercih ediyorum biliyorsunuz. Onlardan biri de yumurta. Yumurtayı e, farklı şekillerde tüketebilirsiniz. İster saflı ister de benim yaptığım gibi biraz eceye özendik yani. E, bugün çok iyiyim. Enerjiyim. Bomba gibiyim. Hafiflemiş bir vücut. Yürüyüşümü yaptım. Ben evimin içerisinde adımlıyorum. Çünkü öyle gerektiriyor. Dışarı çıkamıyorum. Hem dersem de havalar çok soğuk. Evimizin içerisinde de adımlayabiliriz. Gördüğünüz gibi siyah şey kırmızı biber koydum. O da yağ yakımını hızlandırıyor. Metabolizmayı da hızlandırıyor. Neden? Bağırsaklar çalışıyor. Ee, ben pul biberi de çok seviyorum. Hele ki çiğ köfteyle basıp yiyorum bazen. Bugün ama akşama kısır var. Ee, soğan da benim balkonda arkadaşlar. Ben o balkonda yetiştiriyorum. Yine bir gün size görüntü alıp göstereyim yani saksılarda çok da güzel oluyor elimin altında oluyor yani ben bir yemek yapacağım zaman alıyorum kullanıyorum hem de organik ilaçsız o yüzden sağlıklı bakın son kiloları son kilolar geldiği zaman zorlaşıyor o yüzden kimse hiçbir şey düşünmeden beslenmemize dikkat ediyoruz illaki dirençler bir yerde kırılacak ben diyet yapamıyorum diyenler sizler de iki gün devam edin. iki gün, iki öğün olarak pardon devam edin. iki öğün olarak başlayıp sonra hayatınızda ağır ağır yasaklara başlayabilirsiniz. Ya da böyle kilo verebiliyorsanız o şekil verirsiniz. Evet, diğer arkadaşlar bakalım kimler hangi diyetleri yapıyor kimler ne kadar verdi Ahmet Abha'dan vazgeçenler var mı beni nereden izliyorsunuz yorum yazarsınız beni mutlu edersiniz ben de merak ediyorum dün yorumlar bölümünü kapatmışım arkadaşım uyardı herkesten de özür diliyorum bu konuda çünkü orada yazışıyoruz ve iletişime geçmiş oluyoruz ben merak ediyorum ya yani Ahmet Apay'ı bırakanlar oldu mu bıraktıysa neden bıraktı? Saygılı duyuyorum. Kimseyi zorlayıp bir şey yaptıramayız. Gerçekten beslenme zorla bir şey yaptıracak bir şey değil. Hele ki kilo verme zorla bir şey yaptıracak bir şey değil. Sen git çocuğa de ki şunu besleme yapacaksın. Kilo vereceksin kilolu bir çocuk. O çocuk illa gider okulda da yer dışarıda da yer. Biz bunun örneklerini çok gördük. En güzel o çocuğa güzel bir şekilde evinizde sağlıklı yemekler pişirmek hiç hissettirmeden ona benimsetmek, sağlıklı atıştırmalıklar yapmak. Yoksa o çocuk onu kolay kolay veremez. Bir yetişkinde de böyle pörek çöreği görürse kişi zayıflar mı? En güzeli ya tek öğün ya iki öğün. Tek öğün yapan arkadaşlar belli bir süre sonra eğer adet düzensizliğiniz olursa bu tek öğünden kaynaklanan olabilir yani. O yüzden iki öğünü arada geçin. böyle bir ayda iki 20 günde bir iki öğün yapıp tekrar tek öğüne geçebilirsiniz. Ya da e, sabah çok güzel ekmeksiz falan e, kuryemişsiz bir kahvaltı yaparsınız ya da kuryemişle birlikte karbonhidratsız akşamda normal karbonhidratlı yiyeceğiniz pul, bulgur pilav falan yiyebilirsiniz yemeğinizi dengelersiniz o şekilde devam edebilirsiniz. Ben aralarda siyah çay içiyorum siyah çay da çok sevdiğimi söylemiştim bir arkadaşım sormuş hangi çay içiyorsun diye doğuş doğuş kullanıyorum dediğim gibi bakın dolma yapmaya karar verdim haşladım çekimini yaptım. Evde bulgur eksikti arkadaşlar. O da eşimin arabasının arkasına gitmiş geçen marketten aldık. Orada unutmuşum öyle olunca da kaldı yani. Malzeme eksikliği buydu. Ee, elimden geldi kadar ben her şeyi kendi evimde yapıyorum. Ve yine yaz geliyor ve size reçellerimden her şeyimi de göstereceğim. Bugün bunu yaptım, şu gün şunu yaptım. Kışlıklarımı göstereceğim. Göreceksiniz nasıl yapıyorum diye izleyeceksiniz. Oradan da sizler karar vereceksiniz. Gerçekten kilo vermekte zorla yapılacak bir iş değil. Yaşam biçimi haline getirin. Diyetsiz, sporsuz, güzel kahvenizi içerek, keyfi yaparak da kilolar verilebilir. Çok eğimeni diyet listesi geldi abonelerim sayesinde. Baktığınız zaman hepsi birebir aralıklı oruç diyet listelerini bahsediyorum. Hepsi de mantığı aynı yani. Hepsinin mantığında makarna yok, ekmek yok, patates yok. Yani pirinç yok un yok. Ya yani hepsinin mantığı burada geçiyor. Te Ahmet Apa Sevin'de 40 gün biz şekersiz besleniyoruz. Şurada da herhalde bir 19 gün falan kaldı. Tam saymadım ama unuttum. Dün onlarla da görüştüm. Ee, eğer makalelerimizi, takvimimizi yayınlamazsan dedi sayfanda rahatlıkla bizden biz adres olarak gösterebilirsiniz dedi denildi asistanı tarafında... Çok da memnun oldum. Çünkü Azeri kardeşlerimiz diyor Ahmet Apa ne diyorlar? Ahmet Apa'yı YouTube kanalından girebilirsiniz arkadaşlar. İnternet sitesine ulaşamadığınızı söylüyorsunuz. Onun sebebini de bilmiyorum ama. Face'de, Instagram'da Ahmet Apatya'ya girersiniz. Ahmet Apatya'ya girdiğiniz zaman onun tüm makalelerini okusunuz. Ne olur gidin şimdi yeni rapor verenlerin makalelerini okuyun. Ve orada motivasyonu ikiye katlayın. Gördüğünüz gibi ben kısır seviyorum da artık kısıtladım. Ne bileyim ya bulgur kısıtlamayınca çok da bağımlı olmadığını gördüm. Onu da görüyorum arada tüketiyorum ama çok da bağımlısı değilmişim. Öyle bir yere kısıldığınız zaman, kısıldığınız zaman bir şey çok pahalı hale geliyorsunuz yasak koyduğunuz zaman. Bugün de sizlere kısırla veda ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı her birinizi ayrı seviyorum yorumlarınızdan dolayı. Herkese, herkese saygılar, sevgiler benden. Kendinize iyi davranın, iyi bakın. Siz özelsiniz, güzelsiniz. Kendi değerinizi kendiniz bilin. Ve yaza fit olun benimle birlikte. Bir dahaki vlog'da görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere